İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yerli Halklar Topluluğu'nun Cenevre'deki oturumu. Şuşi'den Yerevan'a taşınan halılar neden artığa iade edilmiyor? Batı Ermenistan'daki Arin Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toprak, su ve güvenlik eksikliği. David Bek Köyü yeni gerçeklikte nasıl yaşıyor? Altın Kayısı Festivali için aday gösterilen Amerikalı filminin ana karakteri soykırımdan kaçan Charlie'dir. Güreşçi Lova Gevorkyan Avrupa Gençler Şampiyonası'nın galibi. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan heyeti 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizmasının 15. oturumuna katılacak. Yerli Halklar toplantısında hazır bulunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, yerli Ermeni halkına karşı etnik temizlik programı uygulayan Birleşmiş Milletler üye ülkeleri hakkında bir açıklama yaptı. Buluşma Cenevre Etnografya Müzesi'nde 10-16 saatleri arasında gerçekleşecek. Şuşi Halı Müzesi'nin kurucu müdürü Vartan Astsadıryan'ın çabalarıyla Şuşi'den taşınan ve kurtarılan halıların akıbeti yine meçhul. Halılar geçici olarak Alexander Tamanyan adlı Ulusal Müze Enstitüsü'nde muhafaza edildi ancak gelecekte onlara ne olacağı, nerede saklanıp sergileneceği belli değil. Geçtiğimiz günlerde Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi Garnik Mumcihan'ın da katıldığı kamu konseyinde konu tartışıldı. Vartan Astsadıryan tartışmanın zorlu geçtiğini ve halıların neden artığa taşınmadığı sorusunun tekrar gündeme geldiğini kaydetti. Astsadıryan bu durumda Artsakh'ın statüsünün belirsiz olduğunda bu mirasın özel bir kişiye ait olduğunda Artsakh'a aktarılmasının çok riski olduğunu açıkla kavuşturmayı gerekli gördü. Kamu konseyi üyeleri bir çalışma grubu oluşturmaya ve hükümete hitaben bir mektup hazırlamaya karar verdiler. Batı Ermenistan'daki Bağeş, Bitlis'in Adil Cevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kısmında yer alan Arin Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1657 hektar alana sahip ve deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikte bulunan Arin Gölü, eşsiz manzarası ve onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Gölün %40'ının kuruduğunu ifade eden Göldüzü Köyü muhtarı, Arin Gölü bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle giderek kuruyor. Eşsiz manzara ve onlarca çeşit kuş türünü misafir eden Arin Gölü biterse bizler de bitmiş oluyoruz, dedi. Savaştan sonra Sünik bölgesine bağlı David Bek Köyü sadece tarla ve otlaklardan değil, Goris ile doğrudan bağlantısından da mahrum kalmış ve güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Köy, Goris ve Kapan şehirleri arasında yer almaktadır. Savaştan sonra Azerbaycan ordusu köye 1,5-2 kilometre yaklaşmış, Goris'e giden yolu kapatmış, lojistik ve güvenlik açısından ciddi sorunlar yaratmıştır. Sınıra yakın okullarda güvenlik konularına özel önem veriliyor ve David Bek Köyü'nün okulu Azerbaycan mevzilerinin doğrudan görüş mesafesi içerisinde 1,5-2 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Diğer birçok sınır köyü gibi David Bek de savaştan sonra meraların ve ekilebilir arazilerin önemli bir bölümünü kaybetti. Bazıları temas hattında kaldı veya ona yakın. Bu da çok tehlikeli. Tarımla uğraşma koşullarının bozulması nüfusun köyden ayrılmasına neden olmuştur. Gençler kalmak istemiyor. Burada iş yok, şehirlere gidiyorlar. Diğer sorunlar arasında içme ve sulama suyunun olmaması da yer almaktadır. Bu özellikle köyün yüksek kesimlerinde yaşayanlar için geçerli. Çünkü su kaynakları alt kesimlerde bulunuyor. İnsanlar sürekli kaygı içinde yaşıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Batı Ermenistan köy sakinlerini destekliyor ve onları hiçbir koşulda köyü terk etmemeleri konusunda uyarıyor. 19. Yerevan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali'nin resmi açılış töreni 10 Temmuz'da Aram Haçadıryan konser salonunda yapılacak ve
Michael Gorgia'nın yönettiği Amerikalı filmiyle başlayacak. Bu yıl Altın Kayısı adlı Uluslararası Film Festivali dünyanın farklı ülkelerinden ve en prestijli film festivallerinden gelen filmleri izleyiciyle buluşturacak. Amerikalı adlı film, Charlie'nin genç yaşta Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kamyonun bagajında saklanarak kaçtığı hikayesini anlatıyor. 2022 yılında Ermenistan Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı bir filmdir. Hikaye, 1947'de Charlie'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne döndüğü ve Sovyet komünizminin sert gerçekliği ile karşılaştığıyla başlar. 19. Yerevan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali'nin 10-17 Temmuz 2022'de gerçekleşeceğini hatırlatalım. 125 kilogramda Lyova Gevorkyan, Roma'da sona eren Avrupa M20 Serbest Güreş Şampiyonası'nda finalde Gürcistanlı Merab Süleymanaşvili'yi 13-2'lik skorla mağlup ederek altın madalya kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin diğer temsilcisi 61 kilogramda Hayk Abrahamyan da üçüncülük mücadelesinde Romanya temsilcisini 8-3 yenerek bronz madalya kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti takımı takım halinde ikinci oldu. Batı Ermenistan, Lyova Gevorkyan'ı ve teknik ekibini sıkı çalışmaları ve parlak zaferleri için tebrik ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ay Sevaçya Sirun Ceyran adlı eseri sunuyoruz. Ay Sevaçya Sirun Ceyran Yizko Berok Namurba Urganati Rulye Kardu Dunim Sertin Dure Kardu Sare Ay sevaçya sirun ceyran im yara harof manat yes kobero namurban. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.